Merhaba arkadaşlar. Futbol Sohbet programının bugünkü bölümünde Kadir Keleş konuğumuz. Kariyerine Trabzon'da başlayıp 1461 Trabzon'da ikincilik şampiyonluğu kazanmış ve ardından Akhisar Spor'da Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupayı kazanan kadroda yer almış Kadir Keleş yanımızda şu anda. Hoş geldin abi. Nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Trabzonlusun abi. Trabzon halkını da biliyoruz. Hani futbolun içinde futbolu seven bir halk. Sen futbola ilk başlama kararı aldığında ailen ve çevrendeki arkadaşların seni desteklediler mi? Ya şöyle çok küçüktüm aslında. Çok küçük yaşlarda mahallede derler ya, mahalle futboluyla başladım. Sonra kendi çapalarımla bir amatör kulübe gittim. Ondan sonra zaten hani eğlence maçı diyor. Çocuksun zaten. Futbolu seviyorsun. Futbol oynamak için her şey yapıyorsun. Öyle, ilk başta ailemin bir haberi yoktu. Sonradan olmaya başladı. Ya şimdi biraz büyüdükçe daha çok haberleri oldu. Bunda ben 11 yaşına kadar zaten Trabzonspor'a girmemiştim. Daha amatör kulüplerde oynuyordum. Telekomspor'a gittim. Zirveyspor'a gittim. O zaman Trabzon amatör kulüpler vardı. Oralarda böyle oynamaya çalıştım. Çocuk işte halimizde. Ne kadar oluyorsa. Sonra 11 yaşıma geldiğimde benim Ziya Şoker diye bir arkadaşım vardı. Aynı okulda okuyordu. O zaman okul takımı diye turnuvalar vardı okulların düzenlediği. Orada oynuyorduk. Beraber aynı takımdaydık. O Trabzonspor'a gidiyordu. Onun bana yönelttiği bir şey üzerine Trabzonspor'a onunla beraber gittim. O zaman dedi işte sen iyi oynuyorsun dedi. Sen niye işte bir yere gitmiyorsun falan dedi. Yani ben bir bilgim yok o zaman. Ailemiz var işte amatör kulübe gidiyorum falan. Çok fazla ben Trabzonspor'a nasıl gidiliyor bilmiyorum. Büyük bir takım. Evet zaten ailem de hani şey bir aile çok böyle açık şey bir aile değil. Hani yol yordan bilen bir ailem yok yani. Annem okuma yazması yok. Babamın okuma yazması yok. Öyle bir aile. O arkadaşım bana yardımcı oldu. Beni Trabzonspor'a davet etti. Hadi gel gidelim beraber diye. Beraber gittim işte onunla beraber. Bildiğim gibi hani şu saatte gelmiştim. Servisi var Trabzonspor'a. Onunla beraber işte Ömer'in masaya hikayeyle gittim. Böyle hocayla görüştürdü beni. Ondan sonra antrenmana çıktım. Herhalde beğenildim çünkü hoca bana bir dahaki hafta sen yine gel dedi bana. Sonra bir dahaki hafta da gittim. Sonra Özkan Sümer vardı o zaman. Bir hazırlık maçı olmuştu bir de sporla böyle. Bizim yaş gruplarımız. Orada herhalde beni beğendiler. Sonra bana işte yani işte falan onları getirdiler. Sonra arkadaşlarım bana dedi ki ya daha iyi olsun falan. Tabii ben farkında değilim ne olduğunda. Seçilmişim yani sen. Öyle çok mutlu olmuştum onu duyunca. Arkadaşlarım bana seçildiğimi söyleyince. Böyle bir başladım. İlk etapta yine tabii ailemin haberi yok senin soruna gidiyor. Yani düşün Trabzonspor'u altyapısına seçildim. Çünkü ailemin haberi yok yani. Sonradan tabii işler gelişti. Katıldık. Orada yetiştik. Sağ olsunlar bize çok emekleri var hocalarımızın, büyüklerimizin. Sonra iş profesyonelliğe döndü belli bir yaşa geldikten sonra. Biz de elimizden geldiğince mücadele ettik. Bu işin içinde olmaya çalıştık. Bugünlere geldik. Neyim sen abi? 2013-2014 sezonundan sonra Akhisar Spor'a transfer oldun. Bu senin kariyerinde en uzun süre oynadığın bir takım. Evet. 7 sene boyunca. İkinci memleketim diyorum ben oraya. Artık öyle oldu çünkü arası. Çok güzel dostluklar edindim orada. Çok seviyordum. Biz de onları seviyorduk. İnsanları çok iyi, çok cana yakınlar. Aslında kulüplerini çok seviyorlar. Onu bize hissettiler. Bizi sevdiklerini bize hissettiler. Zaten başarı öyle sadece para dağıtmayla işte şöyle böyleyle başarı olmuyor. Bir kenetlenme vardı. Onun da şeyini aldık diye. Bize tribündeydik zaten. Siz de tribündeydiniz. Senden tabii tanımıyordum. Sen ama tanıdığımda memnun oldum. İyi ki gelmişsin yani. Abi, Akhisar Spor'da iki tane kupa kazandınız. Evet. Ziraat Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe'den ve Süper Kupayı Galatasaray'dan kazandınız. Evet. Ben de zaten Süper Kupa maçında Konya'daydım. Ben de tribünde izliyordum. Maçtan önce nasıl motive oldunuz? Hocanız sizi nasıl motive etti bu iki maç içinde ve maçtan sonra neler hissettiniz? Şöyle bir duygu aslında her oyuncunun yaşayabileceği bir şey değil. Bu fırsat her zaman gelmiyor çünkü. Yani, hele ki Anadolu kulüplerinde her zaman karşılaşılan bir şey değil. Zaten Anadolu kulüplerinin hani bu kupayı alma sayısı zaten çok az. Yani o fırsatı bir oyuncu olarak yakaladığında yani nasıl diyeyim inanılmaz motive oluyorsun. Zaten hani o motive şeklini anlatamazsın. Onu kendi içinde yaşıyorsun yani. Onun türüne de anlatamazsın. Hani böyle oldum, şöyle oldum da diyemiyorsun. Acayip bir enerji yüklü oluyorsun o gün. Sonunda da yani kazandık. Yani çok güzel bir şey oldu. Önce Akhisar Spor'un tarihine geçtik zaten. İlk kez de ilçe takımı. Benim gözümde Akhisar bir şehir aslında. İlçe değil.
güzel günler. Yani o ana bakamıyorsun. Gurur verici bir andı. Zaten maç önü röportajını da kupaya kupayla çekilmiş bir tarafım var. Evet. Çok güzel duruyor aslında kupaya bir bakışınız. Teşekkür ederim. Yani diyorum ya o anı herkes yaşayan bir çok özel bir an. Yani, bizim için büyük bir şey. Yani çocuklarımız anlayacağı bir şey. Yani şeyler. Güzel onlar. Çok güzel. Her zaman ekstra bekleriz tabii yani. Gelirseniz. Tabii bize arkadaşlar da geliyor. Tabii. Çok güzel dostlarımız, çocuklarımızdan büyüklerimiz var orada. Çok seviyorum. Teşekkürler. Adana Spor'a gittiniz ardından. Evet. Bir sezon orada oynadınız. Evet. Adana Spor'un taraftarını, halkını nasıl buldunuz? Takımına tamamen aşıklar. Çok seviyorum. Zaten büyük bir şehir. Büyük bir kulüp. Tarihi olan bir kulüp. Yani inanılmaz sevgi oldular takımlarına ve hep başarı istiyorlar. Başarı gelmeklerine çok küsüyorlar, üzülüyorlar. Zaten her şehrin taraftarı aynı oluyor. Haklılar da sonuç olarak bir umut var. Şampiyonluk görmek istiyorlar. Yani elimizden geldiğince işimize sadık olmaya çalışıyoruz. Başarılı olmaya çalışıyoruz ama herkes başarılı olmak istiyor. Ama bu işte bir kişi başarılı olabiliyor. Bazen istediğin gibi olmuyor işler. Ama insanlar üzülüyor. Ama futbol bir sosyal hayat. Yani bir eğlence. Çok da şeye bakmamak lazım. Hani böyle savaş gibi bakmamak lazım. Yani orası bir eğlence yer aslında. Orada insanların hafta sonları ailesini çocuklarla alıp zaman geçirebileceği bir yer yani. Bazen fazla şeyler yüklüyoruz insanlara. Futbolculara fazla şey yüklüyoruz. Bu da tabii ekonomi şeylerden dolayı. İnsanların bazı bakış açıları var işte. Çok para alıyorlar. Aslında işin içine girseler öyle değil. Öyle değil. Savaş gibi deyince dünkü maç aklınıza geliyor. Evet yani çok ayıp. Nasıl diyeyim yani? Yazık günah yani. Olmaması gereken şeyler. Üzülüyor insan yani görünce. Bu mu diyorsun? Yani spor bu mu yani? Yani insanlar çok farklı yere koyuyorlar kazanıp kaybetmeyi. Yani. Halbuki bu bir eğlence ya. Ya Avrupa'da neden olmuyor ya? Hiç yaşanmıyor. Çok şey Avrupa'sında herkes yan yana maç izliyor. Her ayrı takım. Değil mi? Yan yana oturuyorlar. Gol oldu mu beraber seviniyorlar. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Yani orada eğlenmeye geleceksin oraya. Adam bir bilete 50 lira verdi mi bütün kulübün sahibi oluyor. Bizim ülkemizde biliyorsunuz maalesef. O yüzden bunları değiştirmemiz lazım. Artık yani sosyal aktivite olarak bakmamız lazım. Boşuna spor barıştır denmiyor. Ya boşuna söylenmemiş bunlar yani. Ama biz farklı yerlere çektiğimiz için insan bunu dayanamıyoruz. O kazan maruzu hep bizde var. Türk milletinde var o hırs. Onu biraz daha törpülememiz lazım. Bu sezon Kastamonu Spor'da oynuyorsunuz. Evet. Geçen sezon maalesef ki sel felaketinden dolayı Kastamonuspor ligde oynayamadı. Burada takıma alışabildiniz mi? Takımdaki hava nasıl? Yeni hoca geldi Ümit Karan. Nasıl gidiyor durumlar? Şu an daha bu kulübün biraz zamana ihtiyacı var. Burada da hemen bir başarı bekleniyor ama yeni kurulmuş bir kulüp. Kamp yapmadan toplanmış bir takım. Hazır olmayan bir oyuncu grubu var. Biraz zamana ihtiyacımız vardı. Bu zamanı ben iyi ya da kötü demeyeyim ama bana göre iyi geçirdik diye düşünüyorum. Çünkü kamp geçirmeden futbol oynamak da zor. Yani. Çünkü vücut yani insan vücudu biraz güçlü olamak lazım. Biz onu başaramamıştık. Yani. Geç kuruldu çünkü kulüp. Şeye gelecek olursak yani çok güzel bir ortam var aslında. Şirin. Burada oyuncu grubu çok güzel. Arkadaşlık çok güzel. Seviyorum Kastamonu'yu ya. Tecrübeli oyuncular. Tecrübeli oyuncular oldu. Evet, biraz evet. Ondan dolayı da hiçbir yabancı çekmedim. Eski takım arkadaşlarım da vardı. Benim için falan güzel gibi Kastamonu. Evet. Son olarak gelecekteki kendi kariyeriniz hakkındaki planlarınız nelerdir? Tabii ki herkes spordan sonra antrenör, teknik direktör olmak istiyor. Bizim de hayalimiz var. İnşallah biz de o yolda futbol gittikten sonra verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Futbol Sohbet programımızın bu haftaki konuğu Kadir Keleş'ti. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.